İnşa TV'den herkese merhabalar. Bugün Pendik'te bulunan Ark Yapı Ürünlerine konuk olduk. Yanımızda Ark Yapı Ürünlerinin kurucusu Ali Rıza Karaca bulunmakta. Merhabalar Ali Rıza Bey. Öncelikle bizlere kendinizden ve firmanızdan bahsedebilir misiniz? İsmim Ali Rıza Karaca. 1949 doğumlu oldum. Şu anda 64 yaşındayım. Bu piyasaya 45 sene evvel atıldım ve bir fiilde bu işin içindeyim. İlk önce alüminyum doğramı olarak işe başladığımızdan itibaren bugüne kadar tabiri caizse 15 ayrı meslekte iş yürütmekteyiz. Ark Yapı Ürünleri olarak hizmetleriniz nelerdir? Efendim ilk önce işe başladığımızda alüminyum doğramı olarak işe başladık. Sonra piyasanın ihtiyacı olarak gördüğümüz pancura geçtik. Pancuru müteakip o silektik işlemlerine geçtik. Daha sonra alüminyum doğramanın ötesinde çelik kapı imalatlarına geçtik. Akabinde pimapen işine girdik. Onun imalatını yaptık. Bunun dışında tekrar ihtiyaca cevaben deprem kafesi üretimine geçtik. Fakat onda umduğumuzu bulamadık. Sonuç itibariyle daha sonra zamanın ihtiyacı olarak cam balkon işlerine devam ettik. Şu anda her türlü cam işleri, doğrama işleri, pimapen işleri, fervorca işleri de yapıyoruz. Ali Rıza Bey, müşterileriniz sizi neden tercih etmeli? Efendim bu işe başladığımızda henüz daha bu işi burada bilen yoktu. Pendik ve Kartal çevresinde bu işi ilk yapan benim. Desem belki mübalağa etmemiş olurum. Sonuçta o günden bu yana geçen zaman zarfında işin çok ciddi olarak çalışmamıza ve kusursuz iş teslim etmemize bu işler bağlı. Biraz da gününde teslim ettik. Bu arada büyük bir saygınlık kazandı. Gerekse eğitimimizden, gerekse piyasada edindiğim tecrübelerden dolayı bu imajı piyasaya o güveni verdik. Ali Rıza Bey, son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Efendim bu iş şimdi o kadar çok karıştı ki, o kadar çok bu işi yapanlar var ki, önüne gelen bu işe girdiğine göre tabii halen bu işi bilenler de bilmeyenler de devam ediyor. Hal böyle olunca da şimdi bilmeyenlerin yapmış olduğu işlerde ileride çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bu maksatta bize tamir için gelen pek çok insan oluyor muhtelif işlerde. Biz de onun için diyoruz ki bu işi yapacak olan sayın müşterilerimize her şeyin ötesinde bunu seçerlerken, daha doğrusu işi yaptıracak firmayı seçerlerken geçmişine çok dikkat etsinler. Geçmişi sağlam olan, çok eski firma, temiz olan, gününde iş teslim eden araştırsınlar. Kimi o arada gönülleri yatarsa onlara işi yaptırmayı versinler. Bu güzel röportajınızdan dolayı size teşekkür ediyoruz. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.